Bazı şeref verdi. Çekiyoruz efendim. Bakın 2002 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 12 milyondu. Bugün 2024 yılı itibariyle bizim ülkemize beklediğimiz turist sayısı 60 milyon. AK Parti iktidarımızla geçen 20 yılda ülkemize gelen turist sayısı 12 milyondan 60 milyona ulaşmış durumda. 2002'de turizmden gelirimiz ne kadar dersek sadece 13 milyar dolar. Bugünkü hedefimiz ise 60 milyar dolar. Bu rekorları kırmamız elbette tesadüflerle açıklanamaz. Bu başarıları elde etmek için gece gündüz demeden çalıştık, doğru politikalar geliştirdik ve bu politikaları etkin bir şekilde uyguladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de turizm alanında çok büyük dönüşümler gerçekleştirdik. Turizm niteliğini arttırmaya dönük projeleri birer birer hayata geçirdik. Ülkemizin, şehirlerimizin tanıtımına ayrı bir önem verdik. 200'den fazla ülkede dünyanın en çok takip edilen medya kanallarında ülkemizi ve turizm bölgelerimizi tanıttık. Ve en önemlisi Türkiye'de turizmi 12 aya yayma hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda sadece sahil turizmini değil, bunun yanında tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da önemli çalışmaları hayata geçirdik. Biliyoruz ki turizmin 12 aya yayılmasının kültür turizmiyle doğrudan bir ilişkisi söz konusu. Bu çerçevede uzun yıllar ihmal edilen kültür mirası ayağa kaldıracak çalışmaları hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarının dört bir yanında saklı olan fakat geçmiş dönemlerde ihmal edilen kültürel mirası gün yüzüne çıkardık. Ülkemizin dört bir yanında kazı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kazı alanında şu anda dünyada birinci sıradayız. Değerli arkadaşlar, kültürel mirasa sahip çıkma sadece konusu sadece kazı çalışmalarımızla da sınırlı değil. Kültürümüze, tarihimize ait tüm eserlerin izini sürerek o eserleri bulup ülkemize getiriyoruz. Bununla ilgili olarak bakanlık bünyesinde bir başkanlık kurduk. Bu çerçevede bize ait olan ve dünyada ama bir şekilde yurt dışına kaçırılan tüm eserleri tespit ediyoruz. O eserlerin peşine düşüp alıp ülkemizin kültürel mirasına geri kazandırıyoruz. Bunun son örneğini bugün Çankırı'da açıklamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 2500 yıllık bronz bir sedir Paul Getty Müzesi'nden dün itibariyle iade alındı. Tülünün naide örneklerinden biri olan bu eser 1980'li yılların başında Manisa bölgesindeki bir mezardan kaçak kazı ile kaçırıldı, ortaya çıkarıldı. Ama ne yaptık? 35-40 yıl sonra bu tarihi eserin peşine düşerek ülkemize iade edilmesini sağladık. Elbette bu iade operasyonunda bizlerle ortak çalışma yürüten Getty Müzesi'ne de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu iade ile birlikte 2024 yılında Türkiye'ye getirilen eser sayısı 36 oldu. Değerli arkadaşlar, 2018 yılından bu yana, yani sadece son 6 yılda bu şekilde 7840 eserin ülkemize iadesini sağlamış durumdayız. 2002 yılından bu yana getirilen eser sayısı ise 12.156. Bugün artık dünyada herkes şunu biliyor. Türk milleti aradan kaç yıl geçerse geçsin, Anadolu coğrafyasından
kaçırılan eserlerin peşine düşer. O eseri bulur ve iadesini gerçekleştirir. Değerli Çankırılı hemşehrilerim, Türkiye yüzyılında önümüze çıkan engelleri bir bir aşarak inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yıldızını parlatmaya devam edeceğiz. Bu konuda sizlerin desteğine, gayretine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Sizlerin desteği aldıktan sonra konuşmamın başında da söylediğim bir cümlenin altını çok kalın bir şekilde çizmek istiyorum. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapar. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.